Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye ekonomi modelinin yaklaşık 19 aydır uygulanan bu modelin en önemli varsayımlarından birisinin artık geçerli olmadığının kabul edildiği tarih. Neden böyle dedim? Çünkü artık kur korumalı mevduatlarda bir tavan bulunmuyor. Bu tavan 3 puandı malum Merkez Bankası faizinin üzerine. 3 puan en fazla eklenerek kur korumalı mevduat açılabiliyordu. Yani %11.5 en fazla faiz geliri elde edebiliyordunuz. Ee, Tabi bu e, yaklaşık 7 aydır da e, kurda ciddi bir e, artış olmadığı için e, bu kur korumalının kur koruma ayağı artık geçerli değildi. Aksıyordu bu boyutu. Hatırlatayım rakamları. Eylül ayında 2022'nin Eylül ayında 18.55 18.60 lira e, civarında olan kur şu anda 19 lira 20 kuruş civarında 60 65 kuruşluk bir artış var 6 6,5 ayda e, baktığımızda ee, bunun da bu 60-65 kuruşun da 30 kuruşu son 3 haftada e, özellikle hükümetin kurun üzerindeki baskıyı biraz azaltmasıyla e, elde edildi. Daha bundan 3 hafta önce 18 e, 90'lı kurlar e, geçerliydi. E, şimdi... Tabi kur korumalı mevduatta artık merkez bankası faizinin bir pratikte önemi kalmamış vaziyette ee, bankalar size artık şu e, TL mevduat yatırımcısıyım dediğinizde şu iki teklifle gelecekler TL mevdu, TL vadeli mevduata e, girebilirsiniz kur korumalı mevduata girebilirsiniz burada. Ee, tabii klasik bankacı e, yaklaşımı ama e, bu kur korumalı mevduat sizi kur artışlarından da koruyacak e, şeklinde bir yaklaşımla vadeli mevduata göre birkaç puan daha düşük bir faiz teklif edilecektir. Yani şu anda %29 bir ile üç ay vadeli mevduatların faizi ortalama Türk bankacılık sektöründe yüzde 29 civarında bu durumda size diyecekler ki yüzde 25 mesela ama e, size kur koruması da sunuyoruz kur koruması e, sunmak ne demek şu demek arkadaşlar hatırlatayım kur korumalı mevduatlarda malum e, ne oluyor? Bir giriş kuru oluyor, bir de e, kapanış kuru oluyor. Yani vade sonundaki kur oluyor. Bu kuru merkez bankası malum ilan ediyor. E, paranızın e, dolar cinsinden e, artışı e, faiz gelirinizin e, faiz gelirinizin e, üzerinde ise. Bu aradaki fark yani e, kur artışı ile fa size ödenecek faiz arasındaki fark e, hazine veya merkez bankası tarafından o e, hesap açtığınız banka üzerinden size ödeniyor. E, i̇şte bu e, bankacılar büyük ihtimalle e, %29'luk faiz ortamında bu hazine ve merkez bankasının sağladığı kur e, korumasını da kendilerine bir e, pazarlama aracı yaparak size daha düşük bir faiz teklif edebilirler. Tabi e, bankalarda e, ciddi bir rekabet ortamı var Türkiye'de. E, bu e, vadeli mevduata doğru da bir yakınlaşma e, yaşanabilir e, yani yüzde 29'a yaklaşan bir e, kur korumalı mevduat faizi de verilebilir e, Bence bu, bu kur korumalı mevduatın e, sınırını arkadaşlar büyük ihtimalle TL vadili mevduatlara verilen e, Faizler belirleyecekmiş gibi görünüyor. Fakat bu TL vadeli mevduatların faizleri yükselemez mi? Tabii ki yükselebilir. Çünkü merkez bankasının piyasa katılımcıları anketinde mesela baktığımızda bu sene sonu için enflasyon oranının 38 civarında. E, tahmin edildiği e, düşünülüyor e, ilan edildi düşünülüyor değil ilan edildi e, bu anket malum her ay e, düzenleniyor ve her ayın ortasında e, açıklanıyor şimdi yine Nisan'ın 15'inde Mayıs'ın ortasında e, bu e, piyasa katılımcılığı, an, katılımcıları anketini göreceğiz ve bu 38 bir rakamının yani bu yıl sonu için e, ankete katılanların ortalamasının 38 olarak öngördüğü rakam arttıkça e, eğer artarsa arttıkça veya e, bu vadeli mevduat faiz oranlarının da biraz daha yukarı doğru gitmesini bekleyebiliriz. E, bu da kur korumalı mevduatlara verilecek faiz oranlarında o e, TL normal TL vadeli mevduatlara bağlı olarak artacağının bir belirtisi olur. Tabi burada e, artık e, kur da büyük bir böyle ani bir atak e, yaşanmadığı e, müddetçe daha böyle ılıman bir artış Olduğu müddetçe artık bu kur korumalı mevduatların hazineye ve Merkez Bankası'na yükünün olmayacağı veya çok e, ihmal edilebilir düzeyde bir yükünün olacağını düşünebiliriz. Ee, ama dediğim gibi e, şimdi siz mesela 19,2 liradan bir e, kur korumalı mevduat açtığınızı düşünelim. 3 aylık açtığınızı düşünelim. Vade sonu geldiğinde mesela doların 24-25 lira olduğunu e, varsayalım. O zaman bu tabi size e, teklif edilen veya size uygulanacak mesela %25 faiz olarak düşünelim. %25'lik kur korumalı e, mevduatın getirisinden daha yüksek bir e, artış olduğu için o aradaki fark Hazine veya Merkez Bankası tarafından size ödenecek. Ama düşünün siz dolar 19,2'den 21 liraya mesela çıktığını varsayalım. O zaman böyle bir ödeme yapılmasına gerek kalmayacak. Çünkü faiz geliriniz kur artışından daha yüksek olduğu için size herhangi bir kur farkı, kur koruma parası ödemmeyecek. E, o nedenle e, seçimlere doğru veya seçimlerden hemen sonra ani kur atakları bu kur e, korumalı mevduatta e, mevduatın hazineye ve merkez bankasına yükünü artıracaktır denilebilir. Peki olur mu bu? Yani şimdi e, Şöyle rakamlar var. 24 lira civarında, 28 lira civarında, 30 lira civarında yıl sonu için döviz kuru tahminleri var. Adil değerin bu olacağına dair tahminler var. Ve bu seçim sonuçlarının burada önemli bir rol oynayacağı, bunun ne yöne gideceği yönünde bir rol oynayacağı ifade ediliyor. E, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye e, yoğun bir e, döviz girişi olmaya başlayacağı ki bu e, büyük ihtimalle e, Haziran ayı itibariyle e, başlayabilir. Yani nasıl başlar bu? E, borsaya ciddi bir e, para girişi olabilir. E, tahvil piyasasına ciddi bir bono ve tahvil piyasasına ciddi bir para girişi olabilir. E, hazine e, ihaleleri kolaylaşabilir. Hazine ihalelerindeki boşlanmalar kolaylaşabilir. Yani e, böyle bir ama bu e, döviz kurunu da aşağı doğru itebilir veya artmamasına sebep olabilir. Fakat Türkiye'nin çok ciddi bir 50-60 milyar dolar civarında bir e, net döviz açığı olduğu için rezervler açısından e, Merkez Bankası'nın piyasalara şu anda nasıl satım yönünde müdahale ediyor? Bu sefer de alım yönünde müdahale ederek e, kuru belli bir düzeyde tutmasını bekleyebiliriz. Ülke zaten şu anda e, oldukça Rekabet gücü zayıflamış vaziyette bu rekabet gücü gücünün korunması açısından kurun belli bir düzeyde tutulması gerekebilir. Peki Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda ne olacağını da arkadaşlar birazcık olsun sizi seçimden bir bir buçuk bir ay önceye kadar götürmem gerekiyor ya yani bundan. Ee, belki iki hafta içinde e, AK Parti'nin seçim beyannamesini ilan, et, ilan etmesi e, beklenir. Burada göreceğiz yani e, mevcut heterodoks e, politikalardan vazgeçme sinyalleri seçimden sonra bunlardan vazgeçme sinyalleri e, o seçim beyannamesinde görünürse ee, seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda da aynı az önce bahsettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın kazanması durumunda yaşanan olaylar aynen yaşanır. Ama e, Cumhur İttifakı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, mevcut politikaların devam edeceğini faiz politikasının devam edeceğini, kur politikasının devam edeceğini müdahaleci kur politikasının devam edeceğini belirtirse o zaman bu seçim beyanlamasında yaklaşık iki hafta içinde belirtirse ne yaşanır arkadaşlar? Şu yaşanır, daha bu açıklanır açıklanmaz döviz kurlarında ciddi bir hareketlenme olabilir. Belki de bu kur korumalı mevduatlarda tavanının kaldırılması da buna bir, hazırlık olabilir ama bu e, tabi ilan edilmiş bir politikanın yani e, faiz karşıtı bir politikanın daha açıklanır açıklanmaz e, uygulama şansı kalmadığının bir belirtisidir zaten şu anda kur korumalı mevduatlarda faizlerin e, serbest bırakılması bunun bir delili olmuştu yani bundan vazgeçilmesinin veya vazgeçilme yolunda bir adım atılmasının yani düşük faiz politikasından vazgeçilmesi yolunda bir adım atılması şeklinde değerlendirilmişti Eğer seçim beyannamesinde de Ortodoks politikalara doğru yani geleneksel politikalara doğru, ki burada ne oluyor arkadaşlar? Ee, enflasyon sebep faiz netice şeklinde politikaya dönüş oluyor. Ki bunun tam tersini söylüyordu Sayın Cumhurbaşkanımız. Ee, bu durumda ne olur? Ee, daha e, ılıman bir e, kur artışı olacağı için e, kur korumalı mevduatlarda e, kur koruma boyutu gene e, ihmal edilmiş olur e, fakat kur korumalı mevduatlarda faiz oranları serbest bırakıldığı için artık e, bu insanların kendi inisiyatifine kalır kur korum kur artışlarından çekiniyorsanız kur korumalı mevduatları yoksa vadeli e, TL mevduatları veya e, döviz altın borsa gibi şeyleri tercih edebilir insanlar ama seçim beyannamesinde arkadaşlar AK Parti'nin seçim beyannamesinde biz aynen heterodoks politikalara devam edeceğiz ee, şeklinde bir e, ifade yer alırsa bu e, dediğim gibi daha seçimler kalmadan e, o açıklandığı andan itibaren döviz kurlarında ciddi bir artış yaşanmasına sebep olabilir İşte bu ilk e, kur korumalı e, mevduatı tercih edecek insanların Arkadaşlar ilk e, sınavı burada e, yaşanacak o insanlar e, AK Parti seçim beyannamesinden nasıl bir sonuç çıkacağını tahmin ederek veya hesaplayarak temkinli bir duruşla Belki de kur korumalı mevduat açabilirler ama söylediğim gibi kur korumalı mevduatlarda e, şu anda tavanımız e, görünmez tavanımız arkadaşlar vadeli TL mevduatları onun 4-5 puan altında ben oluşmasını bekliyorum e, kur koruma kaygısıyla veya bu e, gizli sigortanın gizli hedging'in e, arkadaşlar gizli opsiyonun e, opsiyon sözleşmesinin bir anlamda e, fiyatlandırması ile ilgili bir şey o 4-5 puan daha düşük olması. E, eğer siz kurun hızla artacağını düşünüyorsanız kur korumalı mevduatlara geçe bileceksiniz Tabi e, kur korumalı mevduatlara arkadaşlar şu e, 2022 yılında ödenen e, farklar Hazine ve Merkez Bankası rakamları toplam 182 milyar lira civarında. 20-25 milyar lira civarında da vazgeçilen vergi geliri var. Bu durumda kur korumalı mevduatın arkadaşlar Türkiye hazinesine, Türkiye devletine maliyeti 220, 210, 220 milyar lira civarında olmuş görünüyor. Ben bir rakama dikkat çekmek istiyorum. Şimdi e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı e, yaptığı deprem maliyetleriyle ilgili raporda bu rakam Türkiye'nin e, Türkiye'ye depremin maliyetinin e, 2 trilyon e, lira civarında yani 103-104 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti. Şimdi 2 trilyon demek ki ee, yaklaşık yüzde %11'i kadar da biz kur korumalı mevduatla e, bu deprem maliyetlerinin yüzde %11'i kadar bir rakamla aslında Türkiye ekonomisinde bir gedik e, açılmasını yani yaklaşık 11-12 milyar dolarlık hazine ve merkez bankasında bir gedik açılmasına sebep olmuşuz. Eğer bunu daha önceki videolarda da belirtmiştim. Eğer bu kur korumalı mevduatlarda tavan e, yüksek belirlenseydi. Mesela 3 değil de mesela 7-8 puan belirlenseydi veya baştan beri bir tavan olmasaydı bu 210-220 milyar lira civarındaki maliyetin çok önemli bir kısmını bankalar üstlenmiş olacaktı. Ama ee, bu bir e, kaynak transferi oldu yani e, hem bankalar bir faiz e, yükünden kurtulmuş oldular220 200 220 milyar civarında bir faiz yükünden bir yıl içinde kurtulmuş oldular hem de e, özellikle e, kur korumalı mevduatın ilk uygulanmaya başlandığı 6 ay içinde 5 ay içinde. Bu e, hesaptan, bu hesabı açanlar çok ciddi bir e, neredeyse bu 220 milyarların neredeyse yarısı kadar kısmı ilk 6 ayda hatırlarsanız ödenmişti. E, i̇lk 6 ayda geçen e, 15 ayın, 14 ayın ilk e, 6 ayında çok ciddi bir kaynak transferi, servet transferi yaşandığını söyleyebiliriz. Bu kur korumalı mevduatla ilgili gelişmeleri zaman zaman sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum.